Uzman Veteriner hepinize merhaba. Bugün size Amazon'un bir yazılımı olan Amazon Asistan'dan bahsedeceğim. Amazon Asistan internet üzerinden görseller üzerinden arama yapıp fiyatlar alabildiğimiz bir uygulama. Şöyle yapalım. Hemen indirmek için ben Play Store'a giriyorum. Ve buraya Amazon Assistant yazıyorum. Arama sonucunda çıkan uygulamayı yüklüyorum. Bu uygulama göreceksiniz. Aslında güzel bir uygulama, pek çok dezavantajı var. Zaten yorumlara da bakarsanız insanların en büyük şikayeti şu, uygulamanın Türkçe olmaması. İkinci en büyük sıkıntısı da uygulamanın Amazon.com.tr'yi içermemesi. Bu bu ikisi de aslında çok büyük problem. Özellikle Amazon.com.tr'yi içermemesi uygulamanın gerçekten büyük bir problem. Şimdi Amazon asistan uygulaması yüklendi ve çalıştırıyorum. Birkaç ayar yapmamız gerekecek ilk ekranda Get Started diyerek uygulamayı çalıştırıyorum. Burada sizden Chrome ile ilgili bir ayar yapmanızı istiyor. Açıkçası bu Chrome'da yaptığınız ayarın ekstra bir faydasını ben görmedim. Şöyle yapıyor, sizin Chrome'da yaptığınız aramalarla ilgili bilgiler toplayıp daha sonra bununla ilgili size bir liste hazırlıyor. Şimdi bunu bir açalım. Tamam'a dokundum. Erişebilirliğe yönlendirdi beni. Burada erişebilirlikte Amazon asistanı dokundum. Hizmeti kullanı seçtim. Tamam dedim. Şimdi tarayıcı entegrasyonu tamamlandı. Burada çeşitli ayarlar var. Ee, şurada Change Country dediğiniz zaman işte burada göreceksiniz normalde burada Amazon.com.tr'nin de olması gerekiyor. Ama henüz uygulamaya bu eklenmemiş. Asıl bu eklendiği zaman yani buraya amazon.com'a eklendiği zaman gerçekten kullanışlı bir uygulama olacak. Şimdilik ayarımız amazon.com olarak kalsın ve buradan çıkıyoruz. Uygulamayı aslında kullanmak son derece basit ama birazcık araştırma yapmak gerekiyor bulabilmek için. Örneğin hepsi burada koma giriyorum buradan bir tane ürün resmi bulmam gerekiyor aramak için. Şimdi Amazon'da da bulabileceğimiz bir ürün olsun. Mesela şu ürünü acaba bulabilir mi? Ürünü genişlettikten sonra yapmanız gereken şey şu. Ürün resmi üzerine basılı tutuyorsunuz. Menü açıldığında resmi paylaşı seçiyorsunuz. Resmi paylaşı seçtiğiniz zaman burada göreceksiniz Amazon asistan buraya gelmiş. Amazon asistan'a dokunuyorum. Şimdi Amazon.com üzerinde arama başlatıldı. Eğer uygun ürünler bulunursa fiyatlar da karşıma gelecek. İşte görüyorsunuz ürünler bulundu ve fiyatlar listelendi. Doğrudan böyle listeleme yapıldıktan sonra dokunarak ürüne gidip ürünü amazon.com üzerinden satın alabiliyorsunuz. Tabii dediğim gibi aslında güzel son derece pratik bir uygulama fakat amazon.com.tr'nin olmaması yani Türkiye'de çalışan Amazon'un henüz sisteme dahil edilmemiş olması aslında çok büyük bir problem. Sadece internet üzerinden değil, galerideki herhangi bir fotoğrafı da arkadaşlar arayabiliyorsunuz. Örneğin ben tekrardan şöyle gideyim. Bunu mesela kaydedelim. Resmi indir diyelim. İndirme işlemi tamamlandı sanırım. Galeriye gideceğim. Galeri'den resmi açtım. Yine galeri bölümünden paylaşa dokunuyorum. Amazon Asistan'ı seçtim ve Amazon'da arama başlatıldı. Eğer arkadaşınız örneğin WhatsApp'tan bir resim yollamış olabilir, bir ürün resmi yollamış olabilir. Bu şekilde de Doğrudan galeri üzerinden de arama yapabiliyorsunuz. Amazon Asistan aslında oldukça kullanışlı ve güzel bir pro program. E, fakat dediğim gibi çok büyük eksikleri var. En büyük eksikliği e, ülke bölümünde Amazon.com.tr'yi göremiyoruz. Bu çok büyük bir eksiklik. Uygulama İngilizce ama zaten uygulamanın ayarlarıyla ilgili çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok. İngilizce olmasının hiçbir anlamı yok. Yani burası İngilizce kalabilir ama şu, şu bölüme kesinlikle ve kesinlikle Amazon.com.tr'nin eklenmesi gerekir. Çünkü az önce gördüğünüz gibi kamerayı ben Amazon.com.tr üzerinden almak istediğimde ee, bu ülkeye gelir fakat e, ekstra gümrük vergisi vesaire ödemem gerekir. İşte telefon satın almak istiyorsanız bunu yapamazsınız. Bu gümrükten geçmez. Böyle sıkıntılar var. Ha ülkemizde de Amazon.com.tr varken e, burada açıkçası insan programın içerisinde Amazon asistanın içerisinde uygulamanın olmasını bekliyor. Bu videoda size Amazon asistanı anlattım. Uygulamayla ilgili kafanıza takılan bir şeyler olursa bu videoya yorum yapabilirsiniz. Bu tür videoların artmasını isterseniz de uzmanlet YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.